Merhabalar Mert. Burada olduğun için çok mutluyuz. Seni tanımayanlar için kendinden biraz bahseder misin? Mert Tanrıverdi kimdir? İsmim Mert Tanrıverdi. Zonguldak Ereğli doğumluyum. 28 yaşındayım. Düzce Üniversitesi Turizm Bölümü. Ardından da Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü mezunuyum. Şu anda Royal Bandits'te genel menajerlik bölümünde çalışıyorum. Bir süredir e-spor sektörünün içindesin. Şimdiye kadarki süreçte yaşadığın en ilginç olay neydi? Hangi olayı hiçbir zaman unutamam diyorsun? Aslında unutmadığım bir tane olay var benim. Çalıştığım bir takımlardan bir tanesinde şöyle bir sorun olmuştu. Karın ağrısı çekiyordu bir tane kişi. Büyük abdestini halıya yaptığını gördüm diyordu. Twitter'ı e-spor dünyasının öne çıkan isimleri gibi gayet aktif kullanıyorsun. Transferlerin dahi bu mecra üzerinden konuşulduğunu görüyoruz. Hatta Closer'ın az kadroya dahil olduğunu ilk buradan görmüştük. Closer'ın az kadroya çıkışı nasıl gerçekleşti? Twitter işin tanıtım boyutunda mı yer aldı? Nasıl oldu? Biz kontratları Riot Games'e verdiğimizden dolayı, kontratları Riot Games'e verdiğiniz zaman kontrat database'te oyuncunun kontratı bulunuyor. Biz zaten sezonun başında Closer'ın kontratını vermiştik Riot Games'e. Sadece orada bir espri yaptım. Hani zaten aldığım takıma kontratını gösterdim. O şekilde yani biz açıklamadık. Yani benim üzerimden bir açıklama olmadı. Ama o sırada biz düşünüyorduk zaten Closer'ı asa çekmeyi. Açıkça söylemek gerekirse. Royal Bandits yeni dönem öncesi hareketli bir transfer dönemi geçirdi diyebiliriz. Taraftarların aklında Septet ve Malrang'ın neden gönderildiği sorusu var. Bu iki oyuncu neden gönderildi? Çok kısa şöyle bir özet geçeceğim. 2019'da bir League of Legends sektöründe bir değişiklikler oluyor. Önümüzü görmek, daha iyi adımlar atabilmek amacıyla yapmış olduğumuz bir hamle. Corps yeni dönem öncesinde Kore'de bir hazırlık dönemi geçirdi ve gayet iyi bir oyun ortaya koydu. Yeni dönemde Corps ile yollar neden ayrıldı? Ben gitmemesi için çok fazla uğraştım. Yedek kalmak istemedi, oynamak istediğini belirtti. Çok üzüldüm aslında Mehmet'in yollarımızın ayrıldığına. Ama Mehmet'in kararıydı, öyle söyleyeyim. Royal Bandits oyuncularının oyun evindeki bir günü nasıl geçiyor? Kalkıyoruz, normal. Kahvaltı yapıyoruz. Çok sevdiğimiz bir ablamız var, Emine abla. Kahvaltımızı hazırlıyor. Kahvaltıdan sonra işte bir iki el solo queue, scrim. Ondan sonra artık hani bir ferahlama amacıyla işte belki görüyorsunuzdur Twitter'dan, Facebook'tan işte nargile atıyorum, bir kafeye gidip sohbet etme. Bu şekilde geçiyor. Zaman zaman havuza gidiyoruz, zaman zaman fitness'a gidiyoruz. Ama biraz daha kafa dağıtmak amacıyla scrimlerden sonra dışarı çıkıyoruz diyebiliriz. Riot Games Türkiye'de NALCS gibi franchising sistemine geçmeyi planlıyor. Bu sisteme geçiş takımlar açısından nasıl bir etki bırakacak? Sence bu değişiklikle ligimizde neler değişir? Bir kalite olarak ligimizin kalitesi daha da artacak. Çünkü Riot Games sektöre girecek kişilere karar vereceği için slot farmam olayı tamamen kalkıyor. 2. Lig düşme kalkıyor. 3. Güvenilirlik oluyor. Çünkü Riot Games aldığı için takım sahiplerini daha kaliteli, daha iyi bir takımlar meydana gelmiş oluyor. Benim tamamen genel olarak düşüncem, baktığınız zaman Türkiye'deki League of Legends, TCL daha da gelişip daha uzun ömürlü bir hale almış olacak. Şampiyonluk Ligi'nde belli başlı oyuncuların yer aldığı takımların hep bu oyuncular üzerinde durduğuna dair birçok eleştiri geliyor. Türkiye yeni yetenek çıkarma konusunda zayıf mı? Bu durumu neye bağlıyorsun? Bu durumu bir önceki soruna bağlıyorum aslında. Çünkü lig düşme olduğu için takımlar risk alamıyordu. Risk alamadıkları için de hiç sektörde oynamamış, kendini göstermemiş oyuncuları önerdiğimiz veyahut da söylediğimiz zaman bu oyuncunun hiçbir geçmişi yok, bunu oynatamayız diye cevaplar alıyordu. Bütün takımları kapsıyor. Sadece Royal Bandits veyahut da XYZ takım değil. Bütün takımların genelde %80'inin görüşü bu yönde. Fakat franchise olduğu zaman, örnek veriyorum, Luger gibi insanlar Şampiyon Ligi'nde yer alabilecek. Bu böyle olması diğer genç yeteneklerin, aşağıdan gelen kişilerin de ben de oynayabilirim, bu işi başarabilirim diye daha da hırslanmasını sağlayacak. Bizler takımlar olarak zaten, ben kendi adıma söyleyeyim, scouting'i gerek Yükselme Ligi, gerek Battlegrounds, gerekse YSL'in düzenlemiş olduğu birçok turnuvayı takip ediyorum. Önce oyuncunun Yükselme Ligi'nde gelişmesi, harmanlanması gerekiyor. Sonrasında Şampiyon Ligi'ne adım atabiliyor. Bunu da gelecek sistemin güzelliği diyebiliriz. Birçok oyuncunun önünü açacak. Bir oyuncuyu nasıl keşfediyorsunuz? Yetenekli olduğunu düşünen oyuncular ne yaparsa Royal Bandits'in dikkatini çekebilirler. Gerek Üniversite Ligi,
gerek Battlegrounds, gerek Yükselme Ligi, gerek ESL'in yaptığı turnuvalarda takip ediyorum. Ve bunları ciddi anlamda takip edip bir liste yapıyoruz. Yapıyorum kendi adıma söyleyeyim. Daha sonrasında bu liste üzerinden oyuncuların soloki hesaplarının, MMR'ların, hangi ligde oynadıkları, KDA'larını hepsini takip ediyoruz. Ona göre de bir karar veriliyor. Royal Bandits'te yedek konumunda olsun, gerekirse az kadroda olsun, oyun oynamayacağı şeklinde. Bu şekilde scouting yapılıyor. CSGO takımınız kimsenin beklemediği bir şekilde Gambit gibi çok güçlü bir rakibini muhteşem bir oyunla bozguna uğrattı. Bu galibiyet için gelecek başarılarının ayak sesleri diyebilir miyiz? CSGO takımımız şu an inanılmaz derecede iyi ilerliyor. MDL'deler zaten. Hani hem ortamları çok iyi hem de çok hırslılar. Daha da başarılı olacaklarını düşünüyorum kendime. Kısa bir süre önce kurulan E-Spor Federasyonu hakkında ne düşünüyorsun? Türk E-Spor dünyasında nasıl bir etki bırakır? Bundan 5 sene önceye baktığınız zaman hani e-sporun adını kimse almıyordu. Şimdi e-spor federasyonu kuruldu, artık devlet bu işin içine girdi. Demek ki bizler kendimizi gösterebildik. Bunun bir sektör olduğunu, burada bir şeyler yapılabileceğini kanıtladık. İlerleyen dönemlerde daha işler ciddiye alınacağını ve daha çok destek alabileceğimizi düşünüyorum. Hem hukuki hem maddi hem manevi anlamda. Riot Games'in Türkiye piyasasına girişi Türkiye'deki e-spor ortamına büyük ölçüde değer kattı. Bir diğer yandan CSGO'daki takımlarımızın yükselişi de devam ediyor. İlerleyen dönemde CSGO ile LoL arasındaki bu fark nerelere gelir? Çok fazla değişeceğini düşünmüyorum şimdilik. Fakat Riot Games ofisi olduğu sürece League of Legends anlamında Türkiye bir adım önde olacaktır. Türk e-spor takımlarının yönetimleri hakkında da bilgi sahibisin. Genel olarak Türk e-sporunda neleri eksik görüyorsun? Hangi alanlarda kendimizi geliştirmemiz gerekiyor? Şöyle, oyuncu yaklaşımlarımızı geliştirmemiz gerekiyor. Ama oyuncuyu sadece bir oyuncu olarak değil de onu bizim takımımızın bünyesinde olduğunu fark etmemiz gerekiyor. Hep şunu söylüyorum, yani Royal Bandits'in başarılı olmasının en büyük sebeplerinden bir tanesi bizlerin oyuncuya yaklaşım açısı. Ben olayım, evimizdeki muhteşem bir insan var, abim gibi gördüğüm Ömer abi olsun. Takım sahibimiz Ruşen Bey olsun. Can Bey, Çaka Bey olsun. Oyunculara yaklaşım açısı çok önemli. Bir takım sahibi, ben görmedim çok fazla, eve gelip oyuncularla Monopoly oynasın, oyuncularla içli dışlı olsun. Çünkü böyle olduğu zaman oyuncuların sıkıntılarını ve dertlerini birebir yaşayabiliyorsunuz. Ama sizler sadece eve bir menajer koyup hiçbir şeyle ilgilenmezseniz takımların başarılı olması mümkün olmuyor. Bazı yaklaşım açılarımızı değiştirmemiz lazım ki değiştirdi çoğu kulüpte. Burayı sadece bir gelir kapısı olarak veyahut da buradan gelir beklentisi amacıyla kulüplerin kurulması sadece diyorum. Tabii ki de bir kulübün bir geliri gideri olacak. Yani bu burası sonuç olarak kulüpler bir harcama yapıyor. Bir harcadığının beklentisini karşılaması gerekiyor. Fakat gelir ve giderin dengelenmesi için de başarı gelmesi gerekiyor. Başarı gelmediği zaman da oyunculara farklı şekilde yaklaşmamak gerekiyor. Zaten şu anki mevcut kulüplere baktığımız zaman bunların hepsini, dediklerimin hepsinde yapmıyorlar. Yani yapmıyorlar derken pozitif anlamda söylüyorum. Şu anda e-spor ve sektörün takım sahipleri gayet ciddi ve pozitif yaklaştığını söyleyebilirim takıma. Sorularımızı yanıtladığın için çok teşekkür ederiz. Son olarak Royal Bandits taraftarlarına ve Player Bros takipçilerine söylemek istediğin bir şeyler var mı? Bizleri izleyen insanlara elimizden geldiği yanıt vermeye çalışıyoruz. Veremediğimiz veyahut da sürçülisan ettiysek affola diyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.